<laughs> bu ülke layık bir ülke. Anayasasında laiklik ilkesi var. Bu ülkede laiklik kaldırıldı da bizim haberimiz yok. Bunu ilan etmek için bir sebep mi arıyorlar? Hatta bugünlerde bazı hani komplo teorilerine de yakın duran bazı gazeteciler ve yorumcular e, 2023 seçimlerinden önce hilafetin bile ilan edilebileceğini söylemeye başladılar. Yani heybedeki büyük turp bu dediler. Yani heybeden çıkartılacak büyük turp bu dediler. Şimdi bunlara hani fantastik bir her şey gibi e, e, ne denir yorum e, gibi bakılabilir ama e, şimdi bir cumhurbaşkanının kalkıp şu ifadeyi kullanması e, yani yeri geldiğinde dilini koparırız demesi çok ilginç. Yani hangi yer gelecek merak ediyorum ben. Hangi dili koparmak istiyoruz? Böyle bir ifade mi olur? Böyle bir ifade mi olur? Sizin göreviniz bunların karşısında çıkmak ne demek? Şimdi Sezen Aksu'nun can güvenliğinden kim sorumlu ve merak ediyorum. Kim sorumlu? Başına bir şey gelirse bunun sorumluluğu kime ait? Çözüm sürecinde ve yetmez ama evet referandumunda, 2010 referandumunda bizim aklımızda iki cihanda birden lekelidir dediği zaman Sezen Aksu'yu göklere çıkartmıştınız. Sonuç olarak bu Sezen Aksu gibilere bir ders olsun diyelim ve e, bu çatışmacı değil bu halkı, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kim ve düşmanlığa tahrik edici, kışkırtıcı dil bu ülkeye barış ve huzur getirmez. Basit bir seçim taktiği için, sırf iktidarda kalabilmek için bu ülkeyi karma karışık, çatışmalı, birbirine düşman kampları ayrılmış, birbirini boğazlamaya hazır bir kaos ortamının yaratılması, insanların olduğu bir kaos ortamına sürüklenmesinin sorumluluğu ve vebali çok büyüktür. Şimdi buradan hızla bu konuyu kapatarak hocam bir örnek vereceğim. Bir tarihi örnek var. Şimdi AKP üyesi ve yöneticisini Anayasa Mahkemesi'ne atadılar. Kim bu Anayasa Mahkemesi'ne atadı? <laughs> Kenan Yaşar. Kim peki Kenan Yaşar? Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı ve Çorum Bara başkan. Lan ya yok yani. Partinin üyesi. Değerli ve Ya sayıcım. Aday. Ya aday. Partinin üyesi ve il başkanı. Diyelim ki aday oldu daha sonra adaylığını geri çekti. Üyeliği devam ediyor. İl başkan yardımcısı. Sonra milletvekilliği aday aday olmuş. Seçilememiş. Bir siyasi parti üyesinin en yüksek istinaf mahkemesi olan, anayasa mahkemesi olan, yüksek mahkeme olan, bakın bu da bu arkadaşımızın Sayın Kenan Yaşar'ın seçim afişi. Seçim afişi bu. Bir partinin dolayısıyla bir aktivisti olan militanı olan o kavramı kullanmayacağız. Evet militan olumlu bir kavram. Bir partinin veya siyasi hareketin aktif destekçisi anlamındadır. Bir dünya görüşünün aktif destekçisi anlamındadır militan. Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesine seçildi. Tarihten bir örnek var hocam. Çok rahat hatırlayacaksınız. Özok, Hatırlıyor musunuz? Özdemir özok. özok. Özdemir Özok. Nasıl hatırlamak Özdemir Özok Süleyman Demirel tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçiliyor. Cumhurbaşkanının yetkisi var ya üyelerin bir kısmında Cumhurbaşkanı seçiyor biliyorsunuz. Eski Anayasaya göre de böyleydi. Bir kısmıydı. Şimdi neredeyse tamamı. Özdemir Özok evet getirildi. Bakın şeyde Anit kabul defterini imzalıyor. Özdemir Özok Barolar Birliği Başkanı yani Genel Başkan. Barolar Birliği Başkanı uzun süre Barolar Birliği Başkanlığı yapıyor birkaç dönem. Ve Demirel'e teşekkür ederek görevi kabul edemeyeceğini söylüyor. Neden biliyor musunuz? Kimsenin bilmediği bir sebeple. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim diyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olarak Anayasa Mahkemesi'nde görev yapmam doğru değil atamadan hemen önce Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmem de etik değil. Yani bu da doğru olmaz. Üyeliğe seçildim istifa ettim. Bu da doğru olmaz. İnandırıcı olmaz diyor. Etik bulmuyor. Özdemir Özok bu ülkenin en seçkin hukukçularından demokrasi mücadelesinin en seçkin aktivistlerinden, militanlarından biriydi. Türkiye'de Cumhuriyet'i savunan en önemli kurumdu. Özdemir Özok'un Barolar Birliği Başkanlığı yaptığı dönem. Maalesef ondan sonra başkanlığa getirilenler, getirilenlerden e, işte e, Metin Feyzoğlu'nu hep beraber gördük ve yaşadık. Nasıl zikzaklar çizdiğini, baskılara karşı direnemediğini. Özdemir Özok Anayasa Mahkemesi başka üyeliğini reddetti. Sırf CHP üyesi olduğu gerekçesiyle. Kimsenin bilmediği bir üyelikti bu. Kendisi ve üye olduğu herhalde ilçe teşkilatı biliyor olmalı. Ama o arada da o bir hafta içinde de üyelikten istifa etmeyi etik bulmadı, doğru bulmadı ve kabul etmedi. Bu çok iyi bir örnektir. Türkiye'nin demokrasi tarihinde, Türkiye'nin yargı tarihinde, Türkiye'nin devlet geleneğinde çok önemli bir bir örnektir. Bu örnekleri çoğaltmak yerine il başkan yardımcısını Anayasa Mahkemesi'ne atamak kabul edilir gibi değildir bence. Kenan Bey demiş ki Kenan Yaşar ya demiş ben <laughs> Çoklu baro sistemini eleştirdim, kabul etmedim. Yani ikinci baro kurulmasın AKP iktidarının. Yani hükümetin her dediğini yapmıyorum. Kılıçdaroğlu'na saldırıyı da kınadım diyor. Valla teşekkür ederiz kendisine. Yani bir saldırıyı kınamak ne zamandan beri şey oldu? Yani bir e, olumlu örnek oldu. Herkesin kınaması gerektiği bir saldırıydı. Gerçi hükümet, Sayın Erdoğan ve diğer hükümet üyeleri kınamadılar. O doğru. Bir de diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi de eleştirdim. Ben Anayasa Mahkemesinde siyasi görüşlerime göre değil, hukuka göre davranacağım. Umarım öyle davranır. Umarım öyle olur. Ama Özdemir Özok örneği bir e, elmas gibi bu ülkenin tarihinde pırıl pırıl parlıyor. Buyurun hocam. Evet.